Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Her ay olduğu gibi sizlerleyiz. Akrep Burcu'nu olumlu etkileyecek bazı dönemlerin bulunduğu bir yeni ay ve dolunay dönemine giriyoruz. Aslında bu ayın zorlu gezegen döngülerinden en az etkilenen burçlardan biri de akrep değil mi sevgili Demet? Evet. Bu ay olumlu açımızdan güzel etkiler alacaklar. 13 Aralık'taki Jüpiter-Satürn üçgen açısı akrepler için güzel etkiler veriyor. Şanslı, çocuklarıyla başarılı. İlgili güzel haberler gelmez mi yengeç akrep? Uzun vadeli, sabırlı ve güzel. Aşkla ilgili konularda yine sanatsal çalışmalar yapan akrepler için güzel bir dönem. İşle ilgili yeni girişimler, anlaşmalar, başlangıçlar için de oldukça verimli, başarı getiren kavramlar ortaya çıkabilir. Akrep Burcu'nda yeni ay zaten 3 Aralık yeni aya. Yay Burcu yeni ayı parasal konulara dikkat çekiyor bu ay. Ürettiğiniz değerlerle ilgili belli kazançlar geleceğini gösteriyor. Bazılarında bu Mars Oğlak Burcu'nda Venüs'te sekstile belki bir ev satışından gelebilecek paraları göstermiş. Ama 2 haftalık dönem gelir. Kişisel üretimler 3 Aralık'tan sonra 2 haftalık dönemde çok güçlü. 13 Aralık'ta Jüpiter üçgen Satürn 18 derece yengeç böyle akrep 28'de başarı, uzun vadeli, istikrarlı işler, sabır, azim, yaratıcılık, çocuklarla ilgili destekler. 17 Aralık'tan itibaren başkanından gelecek para ve parasal kaynaklarla ilgili bazı destekler var. Bazı gecikmeler olabilir beklenen paralarla ilgili ama genel olarak sonunda kaynakların gelebileceğini göstermekte. Küçük sağlık sorunları ve operasyonlar da olabiliyor. Mars teraziye geçecek 7 Aralık'ta akreplerin yönetici gezegeni. Onun yönetici gezegeni ve 12. evlerinde uzun bir süre kalacak. 27 Temmuz 2014'e kadar. Akrepler bu süre içerisinde bazen beklemedikleri bazı davranışlarla karşılaşabilirler. Bir gizli düşmanlıklar, farkında olmadıkları durumlar, dedikodular, arkalarından yapılan konuşmalar, arkalarından çevrilen işler, bu konularla alakalı olgular gündeme gelebilir ve Akrep Burcu bunlardan çok rahatsızlık duyar. Çünkü Akrep Burcu power burcudur. Social power deriz biz İngilizce buna. Social power ve kontrol. Yani kontrolü çok seven bir burç grubu olduğu için kendi dışında yapılan olaylar ve olgular onu rahatsız edebilir. Küçük hırsızlıklara da birazsa 21 Aralık'ta 31 Aralık arasındaki dönemde dikkat etmemiz gerekiyor. 21 Aralık'tan itibaren Venüs retrograde Oğlak Burcu'nda geçiyor. 31 Ocak 2014'e kadar retro harekette bulunacak. Bu çok özel bir dönem değil mi? Evet sevgili akrepler, bu da yılın önemli zamanlarından biri. Akrepler için 3. evlerinde retro harekette olacak Venüs. Venüs 3. evde retro hareket yakın çevre ilişkilerine, aile ilişkilerine, kardeşlerle olan ilişkilere bu sürede dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra iletişimler, eğitim, seyahatler, anlaşmalar, iş anlaşmaları, ticari faaliyetlerle de ilgili Venüs retrosu zaman zaman bazı problemler yaratabilir. Bazı aksaklıklar oluşturabilir. Bunun yanı sıra eskiyle ilgili kavramlar ortaya çıkabilir bu süreçte. Venüs'ün retro hareketi Güneş de Oğlak Burcu'nda olacak 21 Aralık'tan itibaren. 21 Ocak'a kadar burada olacak. Yine 3. ev konularına daha fazla dikkat çekiyor. Bu süre içerisinde iletişim hayatınızda artabilir. 25 Aralık'ta yönetici gezegeniniz Mars Uranüs'e karşıt yapıyor. Beklenmedik olaylar, birlikte çalıştığınız insanlardan duyabileceğiniz olgular, küçük hırsızlıklar ve sağlık sorunlarına dikkat. 29 Aralık'ta Merkür Kare Uranüs. Gene neşe kaçırıcı haberler, bir evde bilgisayar cihazının, televizyonun veya elektronik bir cihazın bozulması 30 ve 31 Aralık önemli. Şimdi 4 Ocak'a kadar, 1 Ocak Oğlak Burcu'nda da yeni ay var zaten. Aslında 10 Ocak'a kadar bu karışık bir dönem. Neden? Çünkü Akrep Burcu'nun ana yöneticisi Plüton Güneş'e kavuşuyor. Uranüs Güneş kareti var. 30 Aralık'ta 10 Ocak orası biraz gergin. Genel olarak hayatımızın pek çok alanında doğum haritanızda Uranüs, Plüton neredeyse biraz da bu konuları fazlasıyla gündeme getirecek. Aslında bunların bir yerde hem faydası da var hem zararı da var. Yani tek başına olsa bu bazı gezegenler Oğlak'ta olduğu için, terazide olduğu için kısmi olumlu diyebiliriz ama haberler, haberler, haberler.
Hakkınızda söylenmiş ve söylenmemiş sözlerle ilgili bazı gerçeklikleri öğreneceksiniz. Çünkü otomobile dikkat. He? Otomobile. Otomobilde üçüncü evden etki alabilir. Araç kazaları. Seyahatlerde dikkat. Araç kazaları, evet, olabiliyor. Elektrik çarpabiliyor veya elinizi kapıya falan sıkıştırabiliyorsunuz. Evet. Lütfen 25 Aralık 31 Aralık arasına daha temkinli ve daha sabırlı yaklaşıp sosyal tartışmalara girmeyin. Yılbaşı çünkü zor bir gün olarak görülmekte. Evet sevgili Akrep, Ocak ayında görüşmek üzere diyorum. Demet. Hoşça kalın. Güle güle.